Herkese merhabalar. Ayşe'nin mutfağına YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlere çekmiş olduğum ilk sesli video. Dolayısıyla biraz heyecanlıyım. Ama ürün tanıtım videosu olduğu için sizlere daha faydalı olacağını düşündüm. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Karaca Perfect Grey ikili düdüklü tencere takımı. Kutu açılımını az önce yaptım. Kutu içeriği iki tencere ve iki kapaktan oluşmakta. Tencerelerden bir tanesi 4 litre, birisi 6 litre. İkisinin de çapı 22 santim olduğu için iki kapak, iki tencere de kullanılabiliyor. Birisi bu cam kapağımız, diğeri düdüklü kapağımız. Kapağımız pişirim olarak iki kademeli. İkinci kademede et ve bakliyat gibi pişmesi uzun süren yemekleri, birinci kademede sebze ve çorba gibi çabuk pişen yemekleri pişirmemiz öneriliyor. Sıfır buhar çıkışı. Bu tencere bize %70'e varan enerji tasarrufu sağladığını vaat ediyor. Bunu da ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Kapak kullanımına gelecek olursak doğru şekilde kullanımını anlatmaya çalışacağım. Bu siyah kısım kulplara bu şekilde paralel olacak şekilde kapatıp yerleştiriyoruz. Elinizle bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Butona basıyoruz ve kapak kendini kilitliyor. Bu şekilde yemeğimiz pişirime hazır. Açarken de butonu sağ tarafa çeviriyoruz ve çıt sesini duydunuz. Kapak kendini bırakıyor. Tabii şu an yemek olmadığı için ben rahat rahat anlatıyorum. İçerisinde yemek varken kontrollü bir şekilde buhar çıkışını sağlamamız gerekiyor. Buna dair de ileriye dönük olarak düdüklüde kuru fasulye, nohut, gerek mercimek çorbası olsun nasıl yapılır, kaç dakikada yapılır, kaç dakikada pişer, affedersiniz. Buhar çıkışı nasıl yapılır gibisinden çekmeyi düşünüyorum. Temizliğine gelecek olursak bu düdüklü kapağı hariç bu üç parçayı bulaşık makinesinde yıkayabiliyoruz. Düdüklü kapağını elde az bir kimyasalla yıkamamız tavsiye ediliyor. Her yıkamada bu contanın da çıkartılıp güzelce yıkanması tavsiye ediliyor ki yemek artığı vesaire olmasın. Diğer ki kullanımda bir sıkıntı yaşamayalım diye. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu elimizde yıkıyoruz, kuruluyoruz. Muhafazasına gelirsek de mutfak dolabına bunu bu şekilde değil de contanın daha uzun ömürlü olması için bu şekilde muhafaza etmemiz öneriliyor. Benim tencere hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yalnız bir konuya değinmek istiyorum. Ben bu tencereyi araştırırken çok fazla yorumlarda kapak su sızdırıyor diye eleştiriler okudum. Onu da satıcıya özellikle sordum. Kullanan deneyimleyen kişiler de yorumlara yazmışlardı. Onlara da güvenerekten bunu size iletmek istiyorum. Kapağı eğer bu şekilde değil de kapaklara çapraz olarak kapatırsanız su sızıntısı oluyormuş arkadaşlar. Bunu direkt bu şekilde siyah kısım kulplara paralel olacak şekilde kapatırsak su sızıntısı vesaire olmadığını söylüyorlar. Ürünü tavsiye ediyorum demiyorum. Çünkü şu an ürün tanıtım videosu. Kutu açılım videosu olduğu için ilerleyen süreçlerde hem video içeriği olsun diye hem de kullanıp deneyimleyerek tavsiye ediyorum veya etmiyorum diye sizlere dönüş sağlarım. Sorunuz, düşünceniz, görüşünüz, tavsiyeniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.